Merhabalar ben Justfur. Bugün Minecraft'ta Otomatik craft sistemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu sistem sayesinde oyuna yeni gelen crafter yani üretici eşyası ile artık bütün eşyaları kolayca otomatik bir şekilde üretebileceksiniz. İtemlerimiz ise bu şekilde. Hazırsanız yapılışına geçelim. İlk başta bir tane üretici yani crafter koyarak başlıyoruz. Daha sonra bu üreticiye 9 tane huni bağlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 daha sonra buradaki hunilere yan bir şekilde varil yerleştirmemiz lazım. Şu şekilde buraya da aynı şekilde 9 tane varil yerleştiriyorum. Varilleri yerleştirdikten sonra bu alttaki hunilerin oraya 9 tane yineleyici yerleştirmemiz lazım. Bu yineleyicileri ise hunilere bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Şuradakini yanlışlıkla da verdim. onu kıralım ve tekrar yerleştirelim. Yineleyicileri yerleştirdik. Şimdi ise buradaki yineleyicilerin arkalarına 9 tane blok yerleştiriyorum. Siz siz herhangi blok yerleştirebilirsiniz. Bu blokların sağındaki kısmı ise şuradan destek alıp aynı şekilde 9 tane daha blok yerleştiriyorum. Bu blokların olduğu kısma geçici olarak buraya şimdilik 9 tane blok yerleştirdim. Daha sonra bu bloklar yardımıyla buralara birer tane bırakıcı yerleştiriyorum. Buradaki bırakıcılar tamamen varile bakacak şekilde olacak. Artık buradaki blokları kırabiliriz. Bırakıcıları da yerleştirdik. Şimdi buradaki boşluğa Karşılaştırıcıları yerleştirmemiz lazım. Karşılaştırıcıları ise karşısındaki bloğa bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Bunlar da 9 tane olacak. Buranın üst kısmına bir şey yerleştirmiyoruz ama aşağısındaki boşluk kısma buraya yaptığımızın aynısını arkasına da yapıyoruz. Buraya da 9 tane yineleyici yerleştiriyorum. Bunların hiçbirine geciktirme vermiyoruz. Ve hepsinin enerji gidebilmesi için buralara kızı taş tozu yerleştirdim. Ve sistemin sürekli çalışması için buradaki kızı taş tozlarının üzerlerine ise birer tane kızıl taş meşalesi yerleştiriyorum. Ve sistemi açıp kapatabilmek için de buradaki kısma bir tane şalter yerleştiriyoruz ki sistemi kapatıp açabilelim. Burada son ayarlayacağımız bir kısım kaldı. O da ilk başta buralara birer tane kızıl taş tozu yerleştiriyoruz. Buradaki bırakıcıların üzerlerine ise birer tane huni yerleştiriyoruz. Bu taraftaki kısımda işimiz bitti. İkinci kısımda ise buraya bir tane sistem ayarlayacağız. Bu sistem de buradaki sistemin düzgün çalışmasını sağlayacak. Onu da nasıl yapıyoruz? İlk başta buraya şu şekilde 4 tane blok yerleştirip şu ortadaki bloğu kırıyorum. Daha sonra üreticinin tam önündeki bloğa şu şekilde bir tane yenileyici yerleştirdim. Yenileyici yanlış yerleştirdim. Şuraya ters bir şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra buraya iki tane kızıltaş tozu yerleştiriyorum. Şu aşağıdaki boşluk kısma ise buradaki arkadaki bloğa bakacak şekilde bir tane karşılaştırıcı yerleştiriyorum ve bu karşılaştırıcıyı açıyoruz. Daha sonra bu karşılaştırıcıya bakacak şekilde bir tane daha karşılaştırıcı yerleştiriyorum ve bunun arkasına yan bir şekilde üretici yerleştirmemiz lazım. Onu da böyle yerleştirelim. Bu üreticiyi böyle yerleştireceksiniz. Kesinlikle yanlış yerleştirmeyin. Yani burada ön kısmı buradaki karşılaştırıcıya bakacak. Daha sonra buraya bir tane düğme yerleştiriyoruz. Şuradan düğmeyi alalım. Ve son olarak buradaki üreticiyi açıp buradaki ilk baştaki hariç diğer her yeri kapatıyoruz. Yani sol tıkla kapatabiliyorsunuz. Sistemimiz bitti. Artık çalışacaktır. Hatta isterseniz deneyelim. Sistemi başlatmadan önce burada mesela üretici hangi itemi kraftlayacaksanız oraya buradaki eşyaları yerleştireceksiniz. Ben mesela Piston yapacağım için buraya piston eşyalarını yerleştirdim. İlk baştaki item neyse onu oraya buraya yerleştiriyorsunuz. İkinci item neyse o. Burada da hatta bırakıcı göstereyim. Piston eşyalarının tamamını ben buradaki bırakıcılara yerleştirdim. Siz hangi eşyayı yapacaksınız onu bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Daha sonra buradaki şalterin oraya gelip şalteri kapatıyorsunuz. Bir kere düğmeye bastığınız zaman burada üretmeye başlayacaktır. Görüyorsunuz piston eşyaları geldi ve pistonu üretti aynı şekilde devam ediyor. Sürekli burada piston üretecektir. Hani bayağı kullanışlı bir sistem. Survival haritanızda kesinlikle yapmanızı öneririm. Durdurmak isterseniz de buradaki Şalteri kapatıyorsunuz ve sistem duruyor. Ama bunun içindeki eşyayı kesinlikle almayın. Tekrardan kapattığınız zaman burada aynı şekilde pistonu üretecektir. Yani alırsanız sistem kanacak ve burada piston üretmeyecektir. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içerikler için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.